Selam, ben Alfa. Bu videoda 2.0 yaması için düzenlenen canlı yayını özetleyeceğiz. Yayında yeni bir bölge olan Penacony ve 3 yeni karakter tanıtıldı. 2.0 ile gelecek olan etkinliklerden de bahsedeceğiz. Ama önce gelin karakterlerimize bakalım. 2.0'ın ilk yarısında Black Swan ve Dunheng Inhibitor Luna'yı alabiliyor olacağız. İkinci yarıda ise Sparkle ve Jingyuan var. Bildiğiniz gibi zaten Jingyuan uzun bir süredir rerun almıyordu. Yani bu iki şanzolu karakterimizi aynı yamada getirmek istemişler. İlk yarı bannerındaki 4 yıldız karakterler Misha, Tingyun ve Guinefen. İkinci yarıda da Sampo, Xingxue ve Hanya var. Önceden yaptığım rehberleri kanalda aratıp izleyebilirsiniz. Bu karakterler hakkında yeni rehber videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Black Swan Lilith tipetine ve rüzgar elementine sahip. Garden of Recollection denilen bir yerin anı koruyucusu olduğu söylenilen Black Swan, damage over time hasarları verebilen bir DPS. Normal saldırısı veya skilliyle düşmanlara Arcane adındaki bir etkiyi veriyor. Kart şeklindeki bu etki özel bir damage over time saldırı etkisi olarak geçiyor ve stacklenebiliyor. Stackler biriktikçe düşmana verdiğimiz kartın gücü artıyor ve düşmanlara daha çok hasar verebiliyoruz. Yayında ultimate ve tekniğinden ayrıntılı olarak bahsedilmedi. Ama ikisi de geniş alanlı hasara sahip gibi duruyor. Ayrıca Black Swan, DOT etkilerini stackleyebilen bir karakter olduğu için diğer DOT karakterleriyle birlikte kullanılması çıkaracağınız toplam hasarı artırabilir. Masked Fools'un bir üyesi olan Sparkle, Harmony petine ve Quantum elementine sahip. Sparkle ultisiyle takımın maksimum skill point oranını 7'ye çıkartıp 4 tane de skill point yenileyebiliyor. Takımdaki karakterlerin skill pointlerini harcadığı zaman Sparkle sayesinde daha fazla hasar çıkarabiliyorlar. Sparkle kendi skilliyle takımınızdaki karakterleri bir dereceye kadar öne çekebiliyor. Yani Bronya gibi Advance Forward verebiliyor. Ama bunu doğrudan yapmıyor. Yani bir dereceye kadar kısmı bunu gösteriyor. Yani Bronya gibi en aşağıdaki karakteri en üste çıkaramıyor. Tabii verdiği Advance Forward oranının ne kadar olduğuna bağlı olarak ve düşmanların speedinin kaç olduğuna bağlı olarak bu durum değişebilir. Ayrıca bir şekilde karakterlerinizin crit damage'ini ve genel hasarını artırabiliyor. Penacony'deki otelin otel hizmetlisi olan Misha, buz elementine ve Destruction petine sahip. Destruction petine sahip olduğu için geniş alanlı hasar uygulayabiliyor ve saldırıları stacklenebiliyor. Takımınız ne kadar çok skill point harcarsa, Misha ultimate saldırısı için o kadar çok stack kazanıyor. Tekniğinde düşmanları bir saat fırlatıp onların zamanda durmasını sağlıyor. Bu sayede düşmanlar size saldıramıyorlar. 2.0'da gelecek olan yeni bölgemiz Penacony, oldukça farklı bir hikayeye sahip gibi duruyor. Penacony, festivallerin gezegeni olarak geçiyor. Tüm evrendeki misafirlerine kucak açan Penacony'yi The Family adı verilen bir topluluk yönetiyormuş. Bu topluluk Harmony Pet'ine inanan bir toplulukmuş ve ilk kez bu yıl diğer gezegenlerdeki misafirlerini festivallerine çağırmışlar. Penacony'deki tema genel olarak rüyalar üzerinden ilerliyor. İnsanlar gerçeklik ve rüya arasında yolculuklara çıkıyorlar. Aslında sadece bir rüyadan oluşan bu gezegende keyiflerini sürdüren insanlar, normalde gerçek dünyada sadece otelde uyuyorlarmış. Yani Penacony aslında gerçeklikte kocaman bir otelden ibaretmiş. Bir zamanlar IPC tarafından hapishane olarak kullanılan bu yer, zaman geçtikçe mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir otel haline gelmiş. İnsanlar otelde rezervasyonu yaptırdıktan sonra odalarına çekilip, özel olarak hazırlanan yataklarında uykuya daldıklarında, otel tamamen değişiyor ve farklı bir görüneme bürünüyormuş. Rüyaların Penacony'sinde ortamın ışıl ışıl ve eğlenceli aktivitelerle dolu olduğunu görebiliyoruz. Ama normalde burası yalnızca bir otelden ibaret. Tabii ki yeni bölgeyle birlikte yeni hikayemiz de geliyor. Bu bahsettiğim şeylere hikaye içinde tanık olup farklı karakterlerle tanışacağız. Ama bu sefer ekibimizin çözmesi gereken bir sorun yokmuş. Aksine vaktimizi eğlenceli aktivitelerle geçirecek ve ziyaretimizin tadını çıkaracakmışız. Bana pek inandırıcı gelmedi ama neyse. Stellar'ın Hunter ekibinin bir üyesi olan Sam'i, Penacony'de bir düşman olarak görecekmişiz. Bir bilinç edinen bazı robotlar da varmış ama bir kısmı olumsuz duygulara kapılıp saldırgan düşmanlara dönüşmüşler. İyi rüyalar olduğu gibi kabuslar da vardır. Bunun bir göstergesi olarak bazı düşmanların negatif duygulardan etkilenerek canavarlara dönüşmüş olduğunu göreceğiz. Çöp kutusu şeklindeki düşmanlardan özellikle bahsedildi. Bunlara karakterlerimizin elementleriyle vurduğumuzda o elementin zayıflığını alıyorlarmış. Sonra aynı karakterlerimizle vurarak zayıflıklarını kırıyoruz. Black Swan ve Sparkle'ın kendi hikaye görevi oyuna eklenecekmiş. Yine oyuna girdikçe alabileceğimiz 10 warp'ın yanında bir 10 warp daha verecekler. Yani etkinliklerden gelecek olanlar dışında toplam 20 warp verecek. Bizi bekleyen etkinlikler de şunlar. Bir etkinlikte rüya içinde başka bir rüya baloncuğuna basarak farklı bir rüyaya gireceğiz.
Görevde biz rüya yüzünden hapsedilen insanları kurtarmaya çalışacağız. Görevi tamamladıktan sonra ücretsiz olarak 4 yıldız karakter alabiliyoruz. Bu karakterler Guineifen, Sampo, Asta ve Yukong. Penekoniz'deki NPC'lerin duygu durumunu değiştirebileceğimiz bir özelliğe sahip olacakmışız. Kızgın bir NPC'yi mutlu yapabileceğiz yani. Bu sayede bir nevi sorunlarını çözmüş olacağız. Penekoni'ye geldiğimizde Dreamscape Pass adı verilen bir sistem açılacak. Penekoni'de farklı görevler yaptıkça burayı karakterlerin Polaroid fotoğraflarıyla süsleyebileceğiz. Sınırlı süreyle aktif olan bir etkinlik var. Gizemli birinden bir posta alıp onun isteklerine dair bazı görevler yapacağız. Başka bir etkinlikte Penekoni'nin Dream Jolt TV adı verilen televizyon istasyonuna yardım ediyoruz. Vereceğimiz bazı itemler karşılığında ödüller ve farklı yemekler kazanabildiğimiz bir etkinlik var. İki farklı relik ekleniyor. Kırmızı detayları olan relik, debuff'a sahip olan düşmanlarda daha fazla hasar çıkarabilmemizi sağlayacak. Watchmaker adındaki relik ise takımımızın break effect oranını artırıyormuş. Yeni karakter yükseltme materyalleri de ekleniyor. Yeni Quantum ve buz elementini yükseltme materyallerini Misha ve Sparkle için kullanacağız. Destruction, Lilith ve Harmony petleri için yeni Trace yükseltme malzemeleri de geliyor. 2.0'daki yeni karakterlerimiz bu materyalleri kullanacak. Yani Trace malzemelerini önceden kasamayacağız. Forgotten Hall ve Pure Fiction dükkanından alabildiğimiz Lightcon'lara yenileri ekleniyor. Kaderin Atlası adı verilen bir sistem sayesinde daha önce yaptığımız görevlerin bir haritasını göreceğiz. Profilimizdeki destek kısmına artık 3 karakter birden koyabiliyor olacağız. Böylece diğer oyuncular bu 3 karakterden birini seçip takımlarına ekleyecek. Relikleri belli bir seviyeye ulaştırmak için artık seçim yapabiliyoruz. Yani direkt 15'e değil de 3 ve katlarına basabiliyoruz. Envanterimizdeki relikleri de kategorilerine göre ayırabileceğiz. Farklı karakterler için farklı relik önerileri de olacak. Dönüştüreceğimiz relikleri önceden işaretlediğimizde dönüştürme kısmında üstte görünecekler. Son olarak 2.0 geldiğinde bir web eventi de aktif olacak. Oyuna dönmesi için ikna edeceğiniz arkadaşlarınız üzerinden farklı ödüller kazanabileceksiniz. 2.0 yayını hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Bizi birçok yenilik ve farklı maceralar bekliyor. Umarım sizin de beğendiğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.